Bugün erteleme alışkanlığı olan insanların hayatlarında neleri ıskalayabileceklerini beraber ele almak istiyorum. Erteleme birçok kişi için zaman zaman kaçınılmaz olsa da bazı insanlar için bu bir alışkanlık haline gelebilir ve hayatları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir, hatta hastalık haline gelebilir. Şimdi bu insanların neleri ıskalayabileceklerini beraber keşfedelim. Birinci ıskaladıkları şey fırsatları kaçırma. Erteleme alışkanlığı olan insanlar genellikle fırsatları kaçırma riskiyle karşı karşıyadır. İş, kariyer veya kişisel hayatlarıyla ilgili önemli adımlar atma konusunda sürekli erteleme yaparak yeni deneyimler ve başarılar elde etmek için önemli şansları kaçırabilirler, fırsatları kaçırabilirler. Bununla beraber ikincisi başarıdan uzaklaşma. Bu da erteleme alışkanlığı birçok kişinin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir. Ödevleri, projeleri veya iş görevlerini son dakikaya kadar erteleyerek verimliliklerini ve başarılarını olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu durumda potansiyel başarılarını gerçekleştirmek yerine zamanla sıkışıp stresle mücadele edebilirler. Şunu da eklemek istiyorum. Stresin ana sebebi genellikle erteleme ile alakalıdır. Yani bir insan strese fazla giriyorsa sürekli ertelediğinden dolayıdır. Üçüncü konuda ıskaladıkları konu zaman yönetiminde sürekli sorunların çıkması. Bu da erteleme zaman yönetiminde sorunlara yol açabilir. Öncelikle işleri sürekli olarak erteleme eğilimi olan kişiler daha sonra işlerin birikmesine zamanı iyi kullanamamaya yol açabilirler. Bu da yine stres, endişe ve acele hissi oluşturur insanlarda. Şimdi gelelim dördüncü konu. Erteleme alışkanlığı ilişkiler üzerinde de olumsuz bir etki oluşturur. Örneğin randevuları, toplantıları veya buluşmaları sürekli olarak erteleyen biri diğer insanların güvenini ve takdirini kaybedebilir. Biliyorsunuz güven en pahalı şeydir. İnsanlarla uyumlu bir şekilde çalışmak, işbirliği yapmak veya sosyal etkileşimlerde bulunmak konusunda zorluklar yaşar bu insanlar. Beşinci ıskaladığı konu kendine yatırım yapmama konusudur. Erteleme alışkanlığı olan kişi kendilerini geliştirmek veya kişisel ilgi alanlarına vakit ayırmak için yeterli zamanı ayırmazlar. Öğrenme konuları, hobiler, sağlık ve kişisel bakım gibi alanlarda kendilerine yatırım yapma fırsatlarını erteleyerek kişisel gelişimlerini ve mutluluklarını ihmal edebilirler. Hani kendini bil ki ömrün zayi olmasın hadis-i şerif. Kendini tanımadan, kendini bilmeden ömrünü bu şekilde ihmal ederek, kendini tanımadan ömrünü zayi ederek ne yapar? Ahirete göç eder. Erteleme alışkanlığı birçok önemli fırsatı, deneyimi, başarıyı kaçırma riski getirirken aynı zamanda duygusal ve psikolojik açıdan da olumsuz etkiler oluşturur. Sürekli erteleme ile birlikte gelen stres, özgüven kaybı, suçluluk hissi ve motivasyon eksikliği gibi duygusal sorunlar kişinin genel refahını olumsuz etkiler. Bu insanların hayatında bereket azalır. Aynı zamanda ayın sonunu zor getirirler. Sürekli ertelediklerinden dolayı. Erteleme alışkanlığı olan insanlar kendilerini sürekli olarak acil durumlarla ve yetişmesi gereken işlerle karşı karşıya bulabilirler. Bu durumda zamanlarını verimli şekilde kullanamazlar ve sürekli olarak yetişmeye çalıştıkları işlerle meşgul olurlar. Sonuç olarak da sağlıklı bir yaşam dengesi kuramazlar ve sosyal hayatlarında da hobilerinde ve kişisel ihtiyaçlarında da eksiklikler yaşarlar. Erteleme alışkanlığı etkileri sadece kişisel hayatla sınırlı değildir. Aynı zamanda iş yaşamına da yansır. Proje teslimlerinin sürekli olarak ertelenmesi, ekip çalışmalarında uyumsuzluklara ve takım performansının düşmesine neden olabilirler. Bu durumda iş ilişkileri zarar görebilir ve profesyonel başarı bu şekilde engellenmiş olur. Erteleme alışkanlığıyla başa çıkmak elbette mümkündür. Kişinin kendi motivasyonunu arttırmak, zaman yönetimi becerilerini geliştirmek, hedefler belirlemek ve adımlar planlamak gibi stratejilerle ertelemeyi azaltabilir insanlar. Ayrıca destekleyici bir çevre oluşturmak da gerekiyor. Disiplinli çalışma alışkanlıkları geliştirmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Sonuç olarak erteleme alışkanlığı olan insanlar hayatlarında birçok şeyi ıskalayabilirler.
fırsatları, başarıları, zaman yönetimini, ilişkilerini, ailelerini ve kişisel gelişim fırsatlarını kaçırabilirler. Ancak bu alışkanlığı fark etmek ve üzerinde çalışmak daha verimli, tatmin edici ve dengeyi sağlayan bir yaşam elde etmelerine yardımcı olabilir. Biz yıllardan beri bu konularda Almanya'dan Avrupa'da yaşayan, kendini geliştirmeye açık olan insanlara VIP eğitimlerimize destek olduk ve bu şekilde yıllarca VIP eğitimlerimizle, mentörlük programlarımızla insanların hayatlarını ıskalamamaları için, erteleme problemlerinden, alışkanlıklarından kurtulmaları için onlara programlar, seminerlerle destekçi olduk. Siz de hayatınızı ıskalamak istemiyorsanız, ailenizi ıskalamak istemiyorsanız o zaman VIP programlarımıza katılarak hayatınıza kalite katabilirsiniz. Bununla beraber erteleme ile alakalı bir projemiz var. Bu projeyi de ileride size tanıtacağız. Şimdi hemen hayatı ıskalamamak için, VIP eğitimlerimize katılmak için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.